Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yine bir 15 gün geçti. Başka beşlilerle karşınızdayım. Tabi zaman zaman böyle tartışmalı konular açılıyor. Yine tartışmalı olabilecek konulardan bir tanesi aslında hazır Afrika Uluslar Kupası devam ederken en iyi 5 Afrikalı oyuncuya şöyle bir göz atalım istedim. 5'ten 1'e doğru sıralama olmayacak. Yine aynı zamanda hani bu beş ekimler girebilirdi. Yine programın sonunda onlardan da bahsedeceğim ama benim beştim en azından izlediğim kadarıyla e, ilk 5'e giren oyuncu listesi benim için e, bu şekilde. Hemen başlayalım. Bir Afrika futbolu efsanesi, aynı zamanda ülkemizde de e, efsaneleşmiş yabancı oyunculardan bir tanesi. Bir Mısırlı Ahmet Hasan'la başlıyoruz. E, Rigobertson'la birlikte en fazla Afrika Uluslar Kupası'nda oynayan 8 kez, 8 turnuvaya katılarak bu başarıyı gösteren iki e, oyuncudan bir tanesi Ahmet Hasan. Bununla beraber 184 kez e, milli formayı giyerek tarihte kendi milli takımının formasını en fazla giyen e, 4 oyuncudan bir tanesi. Aynı zamanda 184'le tabii 3. sırayı e, Cristiano Ronaldo ile birlikte paylaşıyor ama e, o açıdan da efsaneleşmiş bir isim. Tabi bununla beraber hem e, Mısır'ın o Afrika Uluslar Kupası'nı domine ettiği dönemde var. Her turnuvada, her maçta neredeyse 11 hatta 90 dakikayı tamamlamışlığı var. Yine MVP seçilmişliği var. Ahmet Aslan e, hem Mısır milli takımının, hem Mısır futbolunun hem de tabii ki e, kıtasal aslında bazda baktığımızda Afrika'nın en özel futbolcularından bir tanesi. Zaten bu sayılara ulaşan bir e, oyuncunun böyle bir listeye girmeme ihtimali yok. Tabii ki e, çok akılda kalan spektrum. İşte işte çok fazla gol atan bir oyuncu muydu? Hayır ama tabii ki takımının özellikle de o domine eden, turnuvayı domine eden takımın en önemli parçalarından, kaptanlarından biriydi, liderlerinden bir tanesiydi. İskeletinde her zaman tam ortasında yer alan oyunculardan bir tanesiydi. Ahmet Aslan'ı 5 numaraya aldık, 4 numarayla devam edelim. Müzik Az önce zaten isim verdim. Rigobert Song hem Kamerun milli takımının hem ülkemizde de oynadığı takımların hem de aynı zamanda yine Afrika kıtasının en özel savunmacılarından bir tanesi. Baktığımızda gerçekten çok atlet bir isimdi. Baktığımızda asla oyuncu geçirmeyen profildeki stoperlerden bir tanesiydi. Muazzam bir atlet olmasının yanında aynı zamanda en önemli özelliği belki de herkesin ona hani abi, baba, amca dediği çok özel bir figürdü ve müthiş bir liderdi gerçekten. Özel bir karakter ortaya koyardı. Takımını ateşlerdi ya da takımını düştüğü yerden kaldırmayı başaran bir stoperdi kesinlikle Rigobert Song. Kamerun milli takımı az önce bahsettiğim o Mısır milli takımı kadar Afrika Uluslar Kupası'nda belki başarılı olamadı. Özellikle onun döneminde daha başarılı olma ihtimali vardı ki yine Rigobert Song, Ahmet Aslan gibi 8 kez turnuvaya katılmış oyunculardan bir tanesi aslında. O da yine Kamerun'un aslında her ne kadar ciddi şekilde başarıya ulaşmasa da altın jenerasyonunun belki de en önemli lideriydi. Hem savunma lideriydi hem takım lideriydi, takım kaptanıydı tabii ki Robertson Daha başarılı olması beklenirdi o takımın işte Jeremy Nittap'a bakıyorsunuz, Aytoya bakıyorsunuz ki o da listemizde var. Çok özel Oyuncular varken, Rigobert o takımı sürükleyen isimdi belki de. O takımı her zaman daha doğrusu o takımın patronlarından bir tanesiydi. Öyle söylemek lazım. Rigobert Song da listede dördüncü sıradan yerini aldı. Kendisine de buradan selam yollayalım. Ülkemizi de seven isimlerden bir tanesiydi Rigobert Song. Tartışılmayacak kalitedeki isimlerden birine geçiyoruz. Üçüncü sırada Didier Drogba var. Hani neden ilk ikide değil, neden birinci sırada değil sorusuna biraz da aslında Afrika Uluslar Kupası'yla cevap vermek mümkün. Afrika Uluslar Kupası'nı hiç kazanamadı Didier Drogba. Takım o bıraktıktan sonra kazanmayı başarmıştı hatırlayacağınız gibi. Didier Drogba takımıyla beraber aslında fil dişi kıyısı ile beraber e, 6 yıl arayla 2 tane final oynadı. Fakat ikisini de kaybetmişti ki e, onun son finalinden 3 sene sonra e, fil dişi sahili kazanmayı başardı. Didier Drogba ile kazanamamış olmaları da gerçekten oldukça enteresan. 2000'lerin ortasıyla beraber fil dişi sahili aslında o özel kadroyu kurmaya başladı bildiğiniz gibi. İşte e, Tureler, e, onunla beraber Bubakar Beri, Sakatiene gibi e, oyuncular, Didier Zokora gibi oyuncular e, bu takımda toplanmaya başladılar. O takımın en önemli skoreriydi tabii ki lider Drogba ve aslında oynadığı tüm turnuvalarda dikkat çeken hem skorer listesinde dikkat çeken hem de oynadığı futbolla dikkat çeken oyuncu olmayı başardı. Fakat tabii ki şampiyonluğa ulaşamadığı için burada bir parantez açmak lazım. Özellikle işte Samuel Eto' gibi bir oyuncuya karşı. Ama tabii ki kazanamaması kupayı burada onun hanesine yazan bir negatif. Tabii ki sadece onunla alakalı değil. İki tane final oynamayı başarmış bir isim sonuçta ama Didier Drogba Afrika futbolunu yetiştirdiği en özel forvetlerden bir tanesiydi. En büyük liderlerden bir tanesiydi yine. Ve altın jenerasyonun, Fildişi sahilindeki altın jenerasyonun en önemli oyuncusuydu. En büyük süperstarıydı. İkinci sırada Muhammed Salah var. Günümüzün belki de en dikkat çeken Afrikalı oyuncusu ama sadece Afrikalı oyuncusu olarak sınırlamamak lazım. Günümüzün en dikkat çeken oyuncularından bir tanesi. Muhammed Salah son dönemde özellikle hem Afrika futboluna bakışı değiştirdi. Hem İngiltere milli takımında belki Afrikalı oyuncuları olan bakışı değiştirdi. Sosyal olarak birçok şeyi değiştirdi diyebiliriz. Özellikle Premier Lig'deki tribünlerin hem Afrika futboluna bakışı hem Müslüman futbolculara bakışını tam anlamıyla ile değiştirdi ve sahada da Liverpool'un belki de kaderini değiştirdi diyebiliriz. Muhammed Salah tabii ki çok uzun süredir Afrika futbolunun en özel yıldızlarını çıkaran Mısır kadrosunun yeni yıldızı diyebiliriz. Aynı zamanda kaptan olarak tabii ki hem Gabon'daki turnuvaya gitti hem de bu turnuvada yine kaptan olarak yer alıyor. Gabon'da takımının liderliğini üstlenmeyi başarmıştı. E, Skorer olarak o kadar ön plana çıkmamıştı. Hem gol sayısında hem de asist sayısında o kadar ön plana çıkmamıştı ama hem Mısır milli takımının son dönemde o elemeyi attığı son penaltıyla son dakikada attığı penaltıyla nasıl geç sini hatırlayacak olursak hem de aynı zamanda Gabon'daki turnuvada o takımı finale nasıl yürüttüğünü e, hatırlayacak olursak çok uzun süredir zaten takımını sırtlayan bir isim Muhammed Salah özellikle son dönemdeki kulüp performansı ile beraber bu sezonki kulüp performansı ile beraber gelecek sezonun e, Ballon d'Or adaylarından da bir tanesi olacak artık bu kesin neredeyse onun yokluğunda Liverpool'un da gösterdiği performansın ciddi şekilde düştüğünü söylemek mümkün. Son dönemin en istikrarlı oyuncularından bir tanesi. Son dönemin en sağlam skorerlerinden bir tanesi. Son dönemin tabii Messi ve Ronaldo'nun yavaş yavaş düşüşüyle beraber onların yerini alması itibariyle en dikkat çeken oyuncusu Muhammed Salah ve tabii ki Mısır'ın yeni yıldızı Bakalım o da Drogba gibi sadece finallerle mi yetinecek yoksa bir noktada o en fazla Afkon kazanan Mısır milli takımının yeni şampiyonlarından biri mi olacak? 2 numarada Muhammed Salah var. Ve gelelim bir numaraya. Belki de Afrika futbolunun, belki de dünya futbolunun en özel yıldızlarından bir tanesi. Samuel Eto, Afrika futbolunun hem belki kariyer olarak en başarılı ismi diyebiliriz. Hem tartışmalar anlamında, medyatiklik anlamında en ortaya çıkan, en ön plana çıkan isimlerinden biri diyebiliriz. Ve tabii ki bunun içinde başarı da var. Özellikle milli takımda yaşanan başarı da var. 2000'lerin başındaki Kamerun'un, altın jenerasyonunun en dikkat çeken oyuncusuydu kesinlikle. Önce Sydney'de olimpiyat şampiyonu olmayı başardılar. 2000 ve 2002'de arka arkaya Afrika Uluslar Kupası almayı başardılar. Bunların dışında bu iki turnuvanın dışında yine iki de gol krallığı var. Samuel Eto'nun onu da hatırlatmakta fayda var. Samuel Eto'o hazırda Afrika Uluslar Kupası tarihinin 18 golle en fazla gol atan oyuncusu. E, i̇lk kez şampiyonluk yaşadığını az önce söylemiştim. Bununla beraber o Kamerun e, milli takımını sırtlayan oyunculardan bir tanesi ki baktığımızda 2000'lerin başından 2010'lara kadar yani neredeyse 10 senelik bir dönemde Kamerun e, milli takımını tam anlamıyla sırtlayan isim oldu Samuel Eto'o. Bununla beraber zaten kulüp kariyerinin ne kadar inanılmaz olduğunu e, konuşmaya çok fazla gerek yok. Hem liglerinde e, büyük liglerde yaşadığı, büyük takımlarla yaşadığı şampiyonluklar. Hem o Inter'le yaşanan şampiyonluk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda ne kadar e, özel bir rol aldığını hatırlayanlar mutlaka vardır. Evet kariyeri e, birçok tartışmayla da dolu. İşte milli takıma giderken bir e, para muhabbetinden dolayı e, takımla arası bozuldu. E, yine Anji kaleye durup dururken e, kariyerin belki de zirvesindeyken projeyi beğendim diyerek e, gitti. Oradan geri döndü. E, her şey bitti derken e, hatırlayacağınız gibi Süper Lig'de yeniden dirildi. İnanılmaz bir performansa ulaştı. E, ve kariyerin son bölümünde hala ne kadar büyük bir skorer oldu. Olduğunu, ne kadar önemli bir forvet olduğunu yakından takip ettik, ülkemizde takip ettik. Özellikle kariyerinin o mucize çocuk döneminde Real Madrid sonrasında Barcelona'ya gidişi, o aradaki nefreti doğuruşu Barcelona'da gösterdiği akıl almaz performans sonrasında Dünyanın diğer liglerinde, Avrupa'nın diğer liglerinde gösterdiği yine muazzam performansı ile beraber aynı zamanda da e, kariyer uzunluğuna bakacak olursak e, ne kadar devasa bir forvet olduğunu e, görmemiz mümkün. Samuel Eto, Afrika futbolunu yetiştirdi, belki de en özel oyuncu, en özel skorer diyebiliriz ve aynı zamanda en başarılı oyuncularından bir tanesi. Şimdi bu listeye kimler girmedi, kimler girebilirdi? E, Ture kardeşler girebilirdi, özellikle Yaya girebilirdi tabii ki. İhsan El Hadari e, 44 yaşında e, son Afrika Uluslar Kupası maçına çıkmıştı ki Afrika Uluslar Kupası'nın en uzun süre oynayan oyuncularından bir tanesi. Mısır milli takımının e, efsanelerinden bir tanesi. O girebilirdi tabii ki. Bununla beraber e, tabii benim izlemediğim dönemden Veyahlar, Yekiniler e, girebilirdi. Cerem Encitap tabii ki burada olabilirdi. E, bununla beraber tabii ki Sakatiyene, Bubakar Beriki onların isimlerini geçirmiştim, e, on onlar yine burada olabilirlerdi. Yine tabii ki Seydou Keita'da örneğin, Fredrik Kanute'de yine örneğin e, bu listede olabilirdi. Ben kendimce bir beşli liste yaptım. Tabii ki e, katılıp katılmamak Size bağlı katılmıyorsanız kimler girebilirdi ya da bu liste nasıl şekillenebilirdi onu mutlaka yorumlara bırakın. Bu isimler arasında yani saydığım 5 isim artı bunlar da girebilirdi dediğim isimler dışında eğer aklınıza gelen bu nasıl burada yok diye bu programa bu nasıl girmedi dediğiniz isimler varsa da yine altta yorumlara bırakın. 15 gün sonra yeniden farklı bir konuyla görüşmek üzere hoşçakalın.